Herkese merhaba arkadaşlar. Sosyal medya, internet hayatımızın artık vazgeçilmezleri arasında onlarsız yapamıyoruz ve bir sürü de bilgi paylaşımı var. Bunların içinden hangileri doğrudur, hangileri yalandır, yani gerçek dışıdır, fake haberdir. Bunları ayırt etmenizde biraz daha böyle faydası olabilecek birkaç siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani haberleri teyit etme adına. Çünkü önüne gelen cidden konuşmaya başladı. Yani herkes bir şeyler paylaşıyor. Kimileri doğru olabilir, kimileri yanlış olabilir. Hem yabancı siteler hem de Türk siteler var. Bunlar için buralardan haberin doğruluğunu daha da çok güvenirliğini test edebilirsiniz. Zaten çoğu insan buralara gönderiyor arkadaşlar. Oradan sizin baktığınız, öğrenmek istediğiniz, doğruluğunu öğrenmek istediğiniz bir haberin doğru mu yanlış mı değil mi bakabilirsiniz. Ayrıyetten de sizin öğrenmek istediğiniz haber o sitelerde yoksa siz kendiniz de teyit ettirmek adına o sitelere gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim sitelerimize, şöyle kısaca bir bakalım. İlk baş bakacak olursak teyit.org güzel sitelerden teki arkadaşlar. Zaten herhangi bir tarayıcıda teyit.org yazdığınızda çıkacaktır karşınıza. Burada dediğim gibi yani önceden de gönderilmiş haberler var ve isterseniz buradan bakın. Doğrusu için önce bize ilet var. Buradan WhatsApp hattından gönderebilirsiniz arkadaşlar. Örnek olarak da bir tanesine bakalım. Şurada en son teyitlenenlerden 4 dakikalık kısa filmin Oscar aldığı iddiası. İnternette böyle bir haber çıkmış ve bunu teyit etmişler ve yanlışmış. Misal yanıltıcı yönü diyor, uydurma haber diyor. Kısa film ve bulgularını da anlatıyor. Kısa film dalında Oscar kazananlar arasında Nachi'nin filmi yok. Video internette popüler olmuş ve birçok kullanıcı tarafından paylaşılmış. Nachi de filmin Oscar ödülü almadığını açıkladı gibisinden arkadaşlar. Bunları sizlere söylüyor arkadaşlar sebeplerinde. Hemen bir tane daha örneğe bakalım. Bu neymiş? Bu da yanlışmış. Hatalı ilişkilendirme varmış. Bunda da ve bulgularını da yani neye göre hatalı ya da neye göre doğru onları da arkadaşlar burada şey yapıyor, sizlere söylüyor. Onun haricinde burada daha içeriklere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha da birçok nedir onun açıklamasını yapmışlar. Ne yapıyoruz? Açık ofis, bülten gibi birçok şeylere de ulaşabilirsiniz. Şimdi ikinci sitemize geçelim. Bir diğeri de yalansavar.org arkadaşlar. Bununla yine herhangi bir tarayıcıdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yalansavar.org daha çok şeyleri anlatıyor. Yani sağlık üzerine olan ve podcast yayınları da yapan bir site. Sağlık üzerine çıkan haberler doğru mu yalan mı? Bunları irdeleyen bir site arkadaşlar. Sağlık takıntıları olanların bu siteden de güzelce faydalanabileceğini düşünüyorum. Yine tabii site kendi hakkında da bilgi veriyor. Hani öyle bir şey kapalı site değil. Kimler var? Kadrosunu söylüyor. Nereden para kazanabiliyoruz gibisinden. Yani bize değirmenin suyu nereden geliyor gibisinden açıklamaları da bulunuyor. Popüler olan haberleri burada zaten ana sayfada da bulabilirsiniz. Hemen geldiğinizde şurada sağda genelde dediğim gibi sağlık üzerine olan şeyleri yanıtlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Diğerine de hemen geçelim. Malumatıfuruş.org arkadaşlar. Buna da yine kolayca ulaşabilirsiniz. Bu siteye de bu site. Ayrıca köşe yazarlarının yazılarını da inceleyen bir site. Yine doğruluk payı olup olmayan merak ettiğiniz şeyleri buradan da kontrol etme şansınız var arkadaşlar. Ve yine siz kendiniz de istediğiniz bir yazıyı, bir haberi buradan bu ekibin sosyal medya hesaplarına gönderip inceletebilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer siteye geçelim. Doğrulukpayı.com. Bu da yine haberlerin doğruluğunu, yanlışını bulabileceğiniz bir site. Ayrıca ekstra olarak da buraya bir de hükümetre diye bir şey koymuşlar arkadaşlar bu ekip. Buradan da hükümetlerin vaatlerini, nelerini gerçekleştirmiş, nelerini gerçekleştirmemiş onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. İzleniliyor. 15 vaat gerçekleştirildi, 7 vaat gerçekleşmedi, 4 vaat devam ediyor gibisinden. Bu doğrulukpayı.com'dan da bunları kontrol edebilirsiniz. Yine normal bir habere de bakacak olursak zaten girdiğinizde haber doğru mu yanlış mı hemen burada söylemişler. Ve niye yanlış olduğunu da açıklamışlar arkadaşlar uzun uzun. Şöyle sonuç olarak yine iddianın doğruluğunu yanlışlığını da yazmışlar. Yabancı sitelere de bakacak olursak hemen Snopes.com haberleri inceleyebileceğiniz bir site daha arkadaşlar. Bu tabi yabancı yani dünya genelindeki haberleri, öne çıkan haberleri irdeleyen bir site. Burada eğlence, spor dalları, TikTok söylentileri gibi kısaca ulaşabileceğiniz hashtagler de koymuş arkadaşlar şuraya. Tabii bu İngilizce bir arayüze sahip site ama tarayıcı yardımıyla çok basitçe hemen Türkçe'ye çevirip kullanabilirsiniz. Şurada en iyi doğruluk kontrolleri var burada. Beni bayağı bir güldüren bir şey oldu.
Biden Roma'da pantolonuna sıçtı mı bakalım, doğrumuş mu yalanmış mı? Bu haber yanlış bir habermiş. Arkadaşlar yine Biden'la alakalı bir şey daha vardı şurada. Cornell düşesinin önünde osurdu mu? Buna da bakalım. Bu da kanıtlanmamış. Yani böyle bir şey olma ihtimali de var. Bunun gibi arkadaşlar bakabilirsiniz. Hemen diğer bir siteye geçelim. PolitiFact. Bu da yabancı bir site arkadaşlar. Bunu yine arayüzünü Türkçe'ye çevirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada hemen zaten ana sayfasına girdiğinizde haberlerin doğruluğunu yanlışını aşağısında burada fals yazaraktan gösteriyor. Bazıları yarı doğru demiş. Yani tam haberin herhalde doğruluğu yanlışlığı kanıtlanamamış. Onlar gibisinden burada doğru olursa true değerini koymuşlar arkadaşlar. Bu siteyi de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Bu niye yarım demiş, hemen ona da bir bakalım. Yani yarısı doğru, yarısı yanlış bir haber. Yani şişirilmiş haberleri de burada gösteriyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Her türden videoya devam. Her zaman için bana bir isteğiniz, arzunuz olursa, elimden gelen yapabileceğim bir şey varsa Instagram'dan, Face'ten ya da e-mail'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Geç de olsa dönüp varsa yapabileceğim bir şey yapmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.